Evet Nurgül Hanımcığım, sizden başlayalım. Nasıl buldunuz sarı mercimek çorbasını? Güzel, sadece bana bir tık tuzlu geldi. Bir de tavuk suyu kullandınız değil mi içine? Yok, hiç kullanmadım. Yok mu? Bulyon falan? Hiçbir şey kullanmadım. Ha, sanki... Tavuk suyu tadı mı geldi size? Evet, tavuk suyu tadı ya da bulyon konulmuş diye galiba şey yaptım. Galiba Züleyha Hanım'a da aynı tat geldi. Bana da ya et suyu ya tavuk suyu gibi bir tat geldi. İçinde peki ne var? Ben o tarz bir şey. Ben söyleyeyim, sanırım üstündeki tereyağı. Üstüne... Sadece üstüne at. Zaten o geliyor. Direkt ilk yediğiniz zaman üstüne koyduğunuz için... Nurgül Hanım'ın aldığı tavuk ya da et suyu tadı tereyağından dolayı galiba. Ha, demek ki o yüzden, evet. Peki, yoksa, devam edelim. Nasıl buldunuz başka? Kıvamı güzel, tadı da fena değil. Peki, bir tek tuzunu da fazla buldunuz. Evet, tuzunu da fazla ki ben... Normalde çok tuzlu yiyen bir insanım. Ona rağmen size tuzlu geldi. Aynen. Bana biraz tuzlu geldi. Evet. Geldi. Fazla biz, biraz yedikten sonra bir yüzünüz bir buruştu. Tuzdan dolayı mıydı o? Yani yoksa değişik bir tat mı aldınız? Ben o et ya tereyağı yakıştıramadım. Tereyağı. Ondan tereyağı bana biraz değişik geldi. O ağır bir koku verdi. Buna tereyağı koymak zorundayız. Ha, üçüne üstüne yani belki yakıp da gezdirdiğiniz için mi? Normal sarı mercimek nasıl bilmiyorum ama normal kırmızı mercimekte ben zaten rengi sarı oluyor. Zerdeçal katıyorum içine. Havuç katıyorum. Rengini sarı yapıyor. Ama tereyağı koymuyorum ben. Ya tereyağını... Kavururken onları yağını koyuyorum daha da yaptım. Tereyağını nane ile attım biraz. Evet üstte... Fazla yani çok üstüne... var. Bu tereyağını siz yöresel olarak hepinizde de bu şekilde mi içtiğiniz için mi? Yoksa sen mi bu şekilde yapıyorsun üstüne tereyağı döküyorsun? Bana kalsa ben şey koymuyorum. Tereyağı içine atıyorum biraz daha koymuyorum. Köy tereyağı işte mı? İçine... Evet. Evet. İçine... Köy tereyağı olduğu için söyleyecektim. Şimdi... İçine atıyordum ama şimdi bir şey... Sunumla alakalı galiba. Evet. Bence ben... ağırlık nereden geldi? Neden? Köy tereyağı olduğu için. Onu söyleyeceğim. Ben de sürekli köyden gelen tereyağını kullanıyorum. Yemeyen insanların çoğu o tereyağı direkt geldiği süt tadı zaman daha yoğun oluyor çünkü. Şey geliyor ve bu ya zaten ben yer yemez hemen o tereyağını ama keşke kendi yaptığınız gibi yapsaydınız. O zaman o yağ üstte olmayacağı olmadığı için. O zaman diyorlar ki izliyorum ben işte bir şey atsanız. Şey yapsaydım pul biberle normal yağ yani. Kırmızı toz biber de gezdirebilirdiniz yağın evet, içinde. Ben o şekilde kullanıyorum. Peki, kırmızı tereyağı biraz size tuhaf evet, geldi. Tereyağı peki mercimek çorbası olarak kıvamı nasıl olmuş? Gayet güzel. Güzel kıvamı ben iyi. De beğendim afiyet kıvamını. Olsun. Teşekkür ederim. Ben de köy tereyağını tükettiğim halde bana da bu mercimek çorbasının üstünde açık söyleyeyim böyle hani inanılmaz wow diye yakıştıramadım ama keşke içine koysaydınız. Olabilir. Vallahi kıvamı tuzu da bana çok gelmedi. Böyle dedim ya çok hafif böyle tuzlu hafif, biraz. Çok böyle hafif bir çizgi geçmiş değil mi? Ama öyle çok rahatsız kıvama iyi olmuş bir yoğunluğu, beni. Katılığı. Valla bence gayet güzel. Yani peki. Sonuçta biraz da beklediği için de tabii katılaşıyor yani. Peki, afiyet olsun. Mihri Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Ben kıvamını güzel buldum. Tuzu da ben bayağı tuzlu yiyorum. Elinize sağlık güzel olmuş. Sadece hani böyle bende tam tersine tatlı mesela kabak çorbası şey gibi tarzı. Tatlı kabak. Hani öyle hani tatlı gibi. Tatlı hani kabak öyle bir mı şey. Aldınız normal kabak tadı mı aldınız? Yani tatlı kabak ya, gibi bir şey. Gibi. Ha, öyle bir şey aldım yani. Davete uygun değil dendi. Ona ne diyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Çorba her zaman çorbadır. Tabii ki ben hiç şey yapmadan istediğiniz çorbayı da yetiştirirdim. Hiç zorlanmadan ama o riske girmedim. Şimdi bazen izliyorum. Yok bu yemek gibi oldu, yok şey oldu. Ben bayağı sebzeli bir çorbalar biliyorum tavuk içinde ama... Kendini tehlikeye atmamak için evet. Mi bunu seçtin? Hazırsanız ara sıcakların tadına bakalım. El açması peynirli böreğimiz, kabak salatamız, karnabaharımız. Buyurun. Soğudu ama. İster istemez tabii ki de. Mihri Hanım siz yediniz mi? Evet. Nasıl buldunuz ara sıcakları? Karnabahar hiç sevmedim. Baharat hiçbir şey yok gibi geldi bana. Sade yani sade karnabahar gibi bayağı öyle bir baharat tat. Baharat koydum. Yani hiç tad almadım sos, yani. Sosla şey yaptım bayağı. Evirdim, ne bileyim çevirdim. Ben tat almadım. Dünyada kızartmadım ki ağır olur diye fırına verdim. Anladım ama şöyle diyeyim hiç tat almadım abla. Yani tuz tadı hiç gelmedi. Öyle diyeyim ben tuzu severim ama hiç almadım bundan. Böreğimizde birazcık içinde ne bileyim bunda da fazla tuz var. Bir de içindeki daşı çıtır olmuş. İçi de yani ne bileyim katlanmış mı, hamursuk mu bir şey olmuş. Hani bu kaşar peynir olduğundan olabilir içindeki. İkisi de kaşarla beyaz peynir ama o biraz herhalde şey bunun oldu. Bunun hiç tuzu yok. Bunun da tam tersine tuzlu olmuş. O peynir yapıyor. Ben hiç şey yapmadım. Kabağınız güzeldi. Beğendim kabağınızı. Ama börek bile karnabahar hiç beğenmedim. Börek hamur mu olmuş? Pişmemiş yani içi mi? Yani kaşardan da olabilir. Şimdi böreği nasıl yaptığını bir anlat istersen Mihriye ki ona göre bir... Böreği nasıl yaptım? Üç yaprak birden açarak yaptım. Rulo kestim. Çapraz çapraz kestim. Yani bunu baklava gibi mesela 3
üç yufka, üç yufka nişastalı üç tane üst üste açıyorsun ya. Aha. Bunu üç tane üst üste açıp ondan sonra üçgen üçgen kestim. Bir de yağ sürdüm. O üç tanesinin içine yağ bir şey sürdünüz mü? O an o öyle halde bu yani gerçekten kendiniz bile bakarsanız. Hatta çok yağlı olur diye de şey yaptık. Hayır bakın şöyle bir şey göstereyim. Gerçekten içi hani çok yapış olmuş yani yapışmış yani birbirine tutmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Bu hazır yufka gibi şey yapmayın, yorum yapmayın. Hayır hazır yufka. Yok yani mesela çok ya şey yaptın mı bilmiyorum. Tamam bu, yani onu hazır yufka bile değil. Bir de bunun hamuruna süt koydum, yoğurt koydum, yağ koydum, tereyağı bile koydum hamuruna. Çünkü yağlı olsun diye. Bir yani de yaprağı... hazır yufka gibi ince olmasın mı diyorsun? Yani inceliğinden değil. Yok ince yaptım zaten. İnceliğinden demiyorum ben. Hani içindeki bu peki, şeylik... Peki fırında var. Biraz daha mı kalsaydı? Aynen. Birazcık dışı çıtır olmuş yani. Biraz yüksek ataşta mı verdiniz? Yok. İçini çekmemiş. Yüksek ataşta mı peki, pişirmişler? Peki afiyet olsun. İknur Hanım siz nasıl buldunuz? Ben kabak tarot turu sevdim. Daha önce yapıp yememiştim. Ama hoşuma gitti. Gayet güzel olmuş. Karnabahar'ın dediği şey üstünün sosu az bulanmış. Üstünün sosunun aslında lezzeti gayet iyi ama içiyle buluşmadığı için ve ben sizin yerinizde olsam içine de bir tık baharat koyardım. Tamam çünkü... da içine nasıl koyacaksın? Haşlanmış bu. Hayır bu sosun içine koyardım. O karnabaharla beraber zaten fırına tekrardan vereceğiniz için o en azından bir birleşirdi. Yani dışının sosunu ayrı yediğin zaman gayet lezzetli ama karnabaharda böyle bir yavanlık var. Yani birleşmemiş bir şey var. Sos az mı gelmiş? Az gelmiş. Bence tam peki, bulanmamış. Böreğe gelince elinize sağlık. El açması yapmışsınız, uğraşmışsınız ama olmamış maalesef. Yani gerçekten içine... Yani şunu sorayım. Biraz daha fırında kalsaydı mı? Bunun ben tahminimce ayır yani derecesi yüksek. Aynen. Olmuş ve yeteri kadar içini çekecek kadar pişmemiş. Ya da zamanınızdan dolayı hamuru dinlendirmediğiniz için hamurun katları bile ayrılmamış ve içinde peynir yani ben peynir aradım peynir bulamadım. Çok peynir koydum. Hepsi eridi. Biraz evet. Yani beyaz peynir dedi ya. Beyaz peynirle kaşar peyniri koydum. Yani keşke belki beyaz peynirden, peyniri ağırlıklı kaşar peyniri içinde tat versin diye kullansaydım. Öyle yaptı. Beyaz peyniri bayağı kullandı. Çünkü kullandım. Şöyle göstereyim. Yumuşak ezine peyniriyle kaşar peyniri ezine rendesi vardı. Ezine peyniri olmayacaktı. Beyaz ezine peynir. Ezine zaten yağlanacak. Yani çünkü bu onun için deştim. Yani peynirli dediğiniz için. Zaten biraz peynirler yağlı kağıda çıkmıştı. Biraz böyle sıcaktan taşmıştı dışarıya. Büyük ihtimalle bize... dışarı doğru aktılar yumuşak olduğu için. Nurgül Hanımcığım siz nasıl buldunuz ara sıcakları? Ben ara sıcağı üçünü de beğenmedim. Üçünü de beğenmedim. Evet üçünü de beğenmedim. Kabak dediğim gibi sosunu da beğenmedim. Karnabaharı. Yaban olmuş. Karnabahar sade hiç ne bir baharat ne şeyi. Ondan sonracıma kabağı da hoşuma gitmedi. Kabağın ilk defa yiyorum. Ben... Ama ilk defa yiyorum benim hoşuma gitmedi. Gitmeyen kısmı neresi? Güzel bir tat bırakmadı ağzımda. Beğenemedim. Peki böreği çünkü çok nasıl buldunuz? Böreği de hiç beğenemedim. Börek zaten içi böyle yani sanki kalın bir yufka açmışsınız. Üç yufka değil de kalın bir yufka açmışsınız. Onu ruro şeklinde yapıp şey yapmışsınız. Yani çok şey olmuş. Kat kat olmamış. Olmuş yani. Ve peyniri sanki yokmuş gibi, hiç içine peynir koymamışsınız gibi. Çok da peynir koyduk. İşte yanlış peynir. Tel tel de değil, yapış yapış olmuş börek. İşte o kaşardan dediği gibi aynen, aslında kaşar, ondan. Sanki içine hiç yağ sürmemişsiniz. Kuru yufkayı, kalın bir yufka. Peyniri içinde erimiş, ondan sonra yufka yavan olmuş. Yufka 3 katlı, en üst katına tereyağı eritip içine sürüp ondan sonra ulu yaptı. Ama her içine yufkanın arasında yoktu ya, en üstüne sürdü komple. O zaman yüzden böyle oldu. Bir şey soracağım, her hamurların arasında unu biraz fazla mı oldu acaba? Nişastayla mı açtınız unla? Sanki unu biraz da fazla gibi geldi. Evet Süleyha Hanım, siz nasıl buldunuz ara sıcakları? Böreği ben de beğenmedim. Hamur çok kalın olmuş. Dediğim gibi herhalde aralarında unu fazla oldu. Ya. Keşke aralarına yağ koysaydınız daha çıtır çıtır olurdu. Bir de peynir tercihiniz yanlış olmuş. Kaşar peynir onu zaten sertleştirmiş hamuru. Tamam da ikisini karıştırdım. Koydum. Ezine peynir yerine beyaz peynir, normal beyaz peynir tercih etseydiniz peynirin tadını alırdık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.